Evet, 20. soruyla devam ediyoruz. Memeli bir hayvanın üreme anörjesinin mayoz bölünmesinin belli bir aşaması mikroskop altında incelenirken 16 tetratın olduğu gözlemlenmiştir. Bu gözlemlere göre hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, tetrat sayısını nasıl gösteriyorduk? N'le. N 16. O zaman bu canlının kromozom sayısı kaçtır? 32'dir. Zaten tetrat nerede görülür arkadaşlar? Mayoz bölünmede. Hücre mayoz bölünmenin profaz bir aşamasındadır. Evet, doğrudur. Çünkü tetrat profaz aşamasında, profaz bir aşamasında ancak görebiliriz tetratları. Doğrudur. Bu hücrenin diploid kromozom sayısı arkadaşlar, diploid kromozom sayısı 32 yapar. Yani tetrat sayısının 2 katı. O zaman bu yanlış, 46 dediği için. Bölünme sonucunda 16 kromozomlu üreme hücreleri oluşur. Çünkü mayoz bölünme sonucunda arkadaşlar kromozom sayısı ne oluyordu? Yarıya iniyordu. Yani 16 kromozomlu üreme hücreleri görülür. Yani bu da doğru. Bu evreden önceki süreçte, yani profaz bir evresinden önceki süreçte interfaz evresi görülmüştür ve o evrede de DNA kendine eşlemiştir. Bu da doğru. Arkadaşlar, cevabımız doğruları sorduğu için ulaşılabilenleri Edirne oluyor.